Manşete hoş geldiniz. Günün sıcak gelişmesi DEM Parti'nin İstanbul adaylarını açıklaması oldu. Ayşegül Doğan parti sözcüsü sıfatıyla birkaç saat önce çıktı ve e, öğlen saatlerinde Türkiye saatiyle DEM Parti'nin açık, e, adaylarını açıkladı. İstanbul adaylarını açıkladı. Meral Danış, Beştaş ve Murat Çepne eş başkan adaylar olarak fakat yasal düzenleme birinin aday gösterilmesini diğerinin de yanında çalışmasını ya da yanında fiili olarak çalışmasını gerektiriyor. Her ne kadar iki isim açıklansa da muhtemelen resmi aday Meral Danış Beştaş olacak. O arada Dem Parti 16 büyük şehirde 40 kadar e, vilayette de aynı şekilde belediye başkan adaylarını açıkladı ama en çok beklenen İstanbul'du. E, Ayşegül Doğan'ın önündeki mikrofonlara bakarsanız ağırlıklı olarak e, kendine muhalif diyen Türkiye'den medyanın ve Kürt medyasının olduğu görülüyor. Devletten veya iktidara yakın, AKP'ye yakın hiçbir medyadan mikrofon yok. Yani Türkiye'nin 3. 4. partisi hangi kavle göre bakarsanız adaylarını açıklıyor. Günlerdir beklenen bir açıklama. İstanbul adayı kim olacak? Büyükşehir adayları kim olacak? Güçlü olduğu, iddialı olduğu, banko kazanacağı yerler var. 40, 40 ilde aday açıklıyor. Fakat iktidar medyasından bir tane bile mikrofon yok. Bu da ülkenin, ülkenin medyasının hali pürmelali. Önündeki mikrofonlar her şeyi resmediyor esasen. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Başak Demirtaş'ın Demirtaş Twitter hesabı üzerinden Selahattin Demirtaş 4 sayfalık bir açıklama yayımladı. Bu da önemliydi. Yani Dem Parti'nin İstanbul adaylarını açıklamasına günler kala Edirne cezaevi ile Dem Parti arasında trafik yoğunlaştığı birkaç milletvekili gitti geldi bir takım mesajlar paylaşıldı hatta yazılı mesajlar paylaşıldı yetmedi. Başak Demirtaş yazılı mesaj paylaştı. En son ziyarete giden Dem Parti milletvekilleri not aldıkları açıklamaları okudular Selahattin Demirtaş'ın ağzından. Bunlar da yetmedi belli ki. Selahattin Demirtaş 4 sayfalık bir açıklamayı yayımladı. Bunu da eşinin Twitter hesabı üzerinden yeni adıyla X platformundan yayımladı. Şunu da hatırlatalım. Selahattin Demirtaş 31 Mayıs 2023'ten bu tarafa tweet açmıyor ya da X platformunda mesaj paylaşmıyor. Bütün açıklamalarını avukatları ya da kendini ziyarete gelen milletvekilleri veya eşi üzerinden yapıyor. Bu defa da öyle oldu. Bu 4 sayfalık açıklamayı rahatlıkla okuyabilirsiniz 1-2 dakika içerisinde. Ama öne çıkan konuları sizin için okudum ve iki cümlenin altını çizdim. Onları getireceğim ekrana. Eee nedir esasen Selahattin Demirtaş'ın vurguladığı? Bir, DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum ama eğer yoksa ki yoksa bu iki parti için de büyük bir eksikliktir. Yani AKP ile görüşmeli diyor Dem Parti. Özellikle çözüm süreci bundan sonra olabileceklere dair ve açıklamasında 1 Nisan tarihine işaret ediyor. Yani 31 Mart'ın bizim için bir önemi yok. Önemli olan 1 Nisan'dan sonra ne olacağı diyor. 2 Başak Demirtaş'ın adaylık iradesi bu yönleriyle Dem Parti dışındaki siyasi aktörlerce doğru değerlendirilmemiştir diyor. Yani Başak Başak Demirtaş'ın adaylığını doğru okuyamadı. Hiçbir siyasi aktör diyor. İrfan Aktan'ın dünkü yazısından hareketle ekrana getirmiştim. belli konularda hukuka dönülmesini şart koşmuştu. Demirtaş ailesi Kobani davasında, HDP kapatma davasında, işte Abdullah Öcalan'a tecrit meselesinde kayın politikasından geri adım atılması falan gibi bu konulardan bu konular iktidar cephesinde, AKP cephesinde karşılık bulmadığı için de Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti bu. Başak Demirtaş'ın adaylığını gündeme getiren, adaylığını duyuran gazeteci İrfan Aktan aracılığıyla yapıldı bu değerlendirme. Dolayısıyla o açıdan önemsemek gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın da zannediyorum kastettiği bu. Belli ki ama iktidarla diyalog kapıları açık ve 1 Nisan'dan sonra da buna bakılacak. Ee, tabii bir sürü şey var her kafadan bir ses çıkıyor dem parti yani çok sık birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyor bir yerde da çok sık birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyorsa orada esasen bir takım problemler olduğu aşikardır bunu geçeceksiniz yani siyasi açıdan değerlendiriyorum ben elbette artı bazıları konuşmayın ne anlarsınız ki filan modunda. Yani siyasi bir parti aday gösteriyor seçimlerde yarışıyor ve siyasi bir analiz yapıyorsunuz. Tabii ki yani diğer partileri konuştuğun gibi bunu da konuşacaksın ve siyasi olarak analiz yapacaksın. Eldeki verilerle, eldeki datalarla, eldeki en güçlü inanılır veya gerçeğe yakın datalarla, verilerle, bilgilerle veya bilgi kırıntılarıyla. Sen ne anlarsın ki dediğinde sen kapalı bir yapı oluyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Demek ki orada başka bir iş dönüyor biz anlamıyoruz. Yani bu esasen şeffafla, şeffaflığa da ters. Belli ki bu konu sıkça görüşülecek. Öcalan demişken özellikle Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda Öcalan'a tecidin kaldırılması konusu da vardı. İzzet Özgenç ki yakın zamana kadar sarayın hukuk danışmanı olarak çalışıyordu. Erdoğan'la bir diyaloğu vardı. Abdullah Öcalan'ın bu yıl serbest bırakılmasının tahliye edilmesinin gündemde olduğunu yazmış. Ve bunu da önceki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dayanarak yapmış. Diyor ki Abdullah Öcalan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası verildi. Özetini söylüyorum size. Ağırlaştırılmış hap, e, müebbet hapis cezası verildi ve sonuna kadar da işte e, tahliye, şartlı tahliye falan yolu kapalı tutuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hayır bunu yapamazsın. Bu konuda bir düzenleme yap. Burada bir hak ihlali var dedi. E, Türkiye'de o düzenlemeyi yapmadı. Yani Türkiye Öcalan'ı Ömrünün sonuna kadar e, hapiste tutmaya kararlı davrandı. İşte bundan dolayı doğal olarak Türk, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali var dediği için Türkiye'de buna rağmen bir düzenleme yapmadığı için iç hukukta Öcalan'la ilgili olarak bu sene diyor yani 25 yılı doldurduktan sonra 99'dan beri tutuklu ve hükümlü İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan 25 yılı dolduruyor ve 2024 yılı içerisinde serbest bırakılmasını gerektirmektedir. Ahimin hak ihlali kararına uygun adımlar atılmaması diyor İzzet Özgenç ve bunu da yine attığı iki ayrı tweetle e, gerekçelendirmiş e, cezaların infazı hakkındaki kanunun 19. maddesinin birinci fıkrası bu mülga diyor yani ortadan kaldırıldı, ağırlaştırılmış e, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 25 yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olan hükümlülük süresini yarısını çekmiş olup tüceye göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepler olmasa dahi şartlı şahsi şartla salı verilirler diyor. Bunu iktidar 2005 yılında kaldırmış. 1 Haziran 2005 yılında ama işte ahimden gelen hak ihlali kararıyla bu ceza infazı hakkındaki kanunun 19. maddesi düzenlenmediği için de şu anda kendiliğinden tahliye koşulları oluşmuştur diyor. Bakalım ne olacak ama Selahattin Demirtaş'ın işaret ettiği tarih önemli. bir Nisan'dan sonra belli ki Kürt siyasal hareketi içerisinde iktidarın da dahil olduğu bir pazarlık veya bir görüşme, bir müzakere süreci dönecek. İktidar da elbette Avrupa, Abdullah Öcalan'ı tahliye edip etmemeyi, Kürt siyasal hareketini nasıl çekip çeviririm veya nasıl onu o hareketle baş ederim veya nasıl zapturapt altında tutarım bu çerçeveden değerlendirecek. İşine gelirse salı verir işine gelmezse tutar veya işte bir de Selahattin Demirtaş faktörü var, Dem Parti faktörü var filan. Belli ki bir insandan sonra bunları çok sık görüş konuşacağız. Fakat tekrar grafiği ekrana getireyim. Dem Parti'nin İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve ismi pek bilinmeyen Murat Çepne olması Meral Danış Beştaş gene biliniyor. Partinin grup başkan vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda etkin bir mücadele götürüyor. Bilinen bir isim, ekranlara çıkan bir isim, isim tanınan bir isim fakat iddialı bir isim değil. Yani Sırrı Süreyya Önder, Meral Danış işte Beştaş'tan daha iyi biliniyordu ama %5 bile oy almamıştı İstanbul Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimde. Şimdi bu Başak Demirtaş'ta olmayınca kazanmayacak ya da iddiası olmayan bir aday veya oyları toplamayacak bir aday üzerinde mutabakata varılmış gibi görülüyor. Ve bu karar en çok da Ekrem İmamoğlu'nun işine geliyor. Fakat bu durum gene Ekrem İmamoğlu'nun şansını değiştirmiyor. Murat Kurum'un şansını da değiştirmiyor. Her iki aday da belli ki başa baş girecekler. Bu esasen tek turlu, yani iki turun tek turda birleştirildiği bir seçim olacak. Diğer hiçbir adayın şansı yok. %3'te 5'te kalacaklar en fazla en iyimser tahminle. %40 civarında oyları var. Tüm araştırmalara bakarak söylüyorum. Artı eksi 1-2 puan fark edebilir. Belli ki burun farkıyla bir e, yarış sonuçlanacak İstanbul'da. Kimin önde olduğunu da bilmiyoruz. Bunu ancak zaman gösterecek. Fakat Nuray Babacan'ın gazete penceredeki analizini önemsiyorum. Kulisler hareketlendi. AKP'de yaşanan 3 krize dikkat çekmiş. Ve mutsuz AKP'lilerin yeniden refah partisinde toplanması. Emeklilerin bir türlü mutlu edilememesi. Ve deprem bölgelerinde halka sorumluluk. E, ...kendini çok fazla anlatamaması partinin öne çıkıyor diyor... ...özellikle deprem bölgelerinde... E, ...vaat edilen çalışmalar çok zor ilerlediği için... E, ...iktidar sıkıntıda diyor Nuray Babacan ve... ...üst düzey bir e, yetkili AKP'den şöyle söylemiş... ...ekonomik kriz ve maliyetler çok yüksek olduğu için... müteahhitlerin iş almak istemediği... ...deprem konutlarının teslimlerinin sürekli ötelenmesinin... ...parti içinde sıkıntı yarattığı biliniyor diyor... Bu bölgelerin milletvekilleri seçim çalışmalarında zorluk yaşadıklarını aktarıyorlar. Erdoğan'ın Hatay konuşmasındaki sözleri de işe tuz biber ekti diyorlarmış. Yani o yoksa hizmet yok meselesi. Emeklilerle ilgili konu bayram ikramiyesinin artırılacağına ilişkin vaatler işe yaramamış olmalı ki yeni başlıklar tartışılıyor. AKP'li belediyeler emeklilere yönelik ne tür avantajlar sağlayacağı üzerinde çalışılıyor. Belki belediyeler veya güçlü veya işte bıçak sırtı falan bir yerde bir durum söz konusuysa o bölgede emeklilere dönük olarak o bölge parti yönetimi veya belediyesi bir takım önlemler geliştirebilir. Bu konuda alternatifli çalışmalar yapıyorlarmış. Emekli memnuniyetsizliği Hat safhada. Bir diğer konu ki bana göre en önemli konu yeniden Refah Partisi ile ittifak krizi. Ee, yeniden Refah Partisi pek de içten olmayan görüşmeler başarısız başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Yeniden Refah Partisi ile Nuray Babacan ve devamla AKP'lileri başka bir kaygı aldı. Son dönemde açıklanan yeniden Refah adaylarının büyük bölümü eski AKP'li olması yerelde ciddi sıkıntı yaratıyor diyor. Şimdi hemen ona da bakalım. Ee, mesela 2014-19 yılları arasında Şanlıurfa Eyyubiye belediye başkanı olarak görev yapan Mehmet Ekinci ee, yeniden Refah'a katılmış, rozetini Fatih Erbakan takmış ve aday. Yine Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır AKP'den istifa edip Kestel Belediye Başkanı adayı olmuş yeniden Refah'a, rozetini gene Fatih Erbakan takmış. Yine Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediye Başkan yardımcı, Yardımcısı Orhan Yılmaz AKP'den istifa edip yeniden yeniden Refah'a katılmışlar filan. Dolayısıyla bu konular böyle yürüyor. Yani neden olmasın ki yukarıda her şeyi belirleyen bir irade var aşağıda da ciddi bir rahatsızlık, ciddi bir sıkıntı, ciddi bir hmm, kulis dönüyor kendi içinde ve herkes kendi siyasi ikbalinin peşinde. İrademdir buraya bir istasyon yapılacak benim lafım tabii e, fakat e, tırnak içinde alıntıladığım laf Adıyaman'da Erdoğan'ın dün sarf ettiği sözler İstasyon talebiniz var öyle mi? İçişleri Bakanıma da söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimat vereceğim. Buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu halledeceğiz. Durum bu. Buyruk ferman padişahtan durumu var. Ama bu durumlar çok da fazla belli ki konsolide etmiyor. Tabanı da parti genel merkezini de parti teşkilatlarında ve sahada çalışan insanları da. Evet. Böyleyken böyle ki bir mihim konu da Cumhurbaşkanlığı raporu Erdoğan'ı yalanlıyor 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı raporu kendi raporu yani 11 ilde 207 bin hak e, küsratları var 207 bin hak sahibi tespit edilmiş bunların %21'i 45 bin küsur hak sahibi arasında kura çekimi yapılmış 165 bin depremzede konutlarını bekliyormuş. Yani verdik veriyoruz bitirdik yaptık falan falan diyor ama yani bir sene önce üfürdüğü vaatlerin seçim dolayısıyla seçim kampanyalarında %3'ünü beşini gerçekleştirmiş belli bölgelerde belli bölgelerde de gerçekleştirememiş işte Hatay'a falan ayrımcılık uygularken Gaziantep falan gibi güçlü olduğu yerlerde daha çok bir teşvik ve daha çok konutlandırma falan şeysi var hemen her şeyi bu çerçevede bu döngü içerisinde gören düşünen bir iktidardan bahsediyoruz. Türkiye gündemini tamamlayıp dışarıya geçiyoruz ama hepsi Türkiye ilgilendiriyor. Putin Türkiye ziyaretini erteledi. 12 Şubat'ta geleceği açıklanmıştı veya üst düzey yetkililer böyle paylaşmışlardı. Bunu ertelemiş. Güvenlik kaygısı olabilir, başka konular olabilir. Genelde bu tür ziyaretlerden önce bu tür ziyaretlerin altyapısı planlanır ve belli bir anlaşma olur. Belli ki orada da bir sıkıntı olabilir. Fakat Putin'in eski Fox News ekran yüzlerinden takır kalsına verdiği ve X platformunda yayınlanan e, söyleşisi 2 saatlik yaklaşık 2 saat aşan söyleşisi e, çok ilgi gördü. Eee takır kalsın YouTube'da yayın yapıyordu. Belli ki Elon Musk'ın ne önerdiyse veya ne anlaşma yapmışlarsa X platformuna geçti ve oraya yüklediği iki küsür saatlik e, Putin söyleşisi ben yayından önce baktığımda 90 milyonu geçmişti izlenmesi. Yani artık insanlar burada takip ediyorlar. Twitter'da YouTube'da bu platformlarda takip ediyorlar ve bu, bu platformlardaki videonun paylaşılma hızı ve izlenme grafiği artık televizyonları yakalamış veya işte genel geçer iletişim araçlarını yakalamış geçmiş görünüyor. Kapa parantez ben bu ıı, söyleşide yenilmedik diyor Putin ve gerekçelendiriyor kendisiyle ilgili o arada sağlık problemlerine ilişkin bir takım görüntü ıı, tespitlerinden işte ne bileyim bir bacağı sürekli istemsiz hareket ediyormuş eliyle Putin onu kontrol etmeye çalışıyor falan. Orada ekran, ekrana takılan bir takım Putin'in sağlık problemleriyle ilgili konular var. Onu işin magazin tarafına havale ediyorum. Sosyal alara baktığınızda görebilirsiniz. İki açıklamasını öneriyorum. Bir, yenileceğimizi düşünüyorlardı. iki senenin sonunda görülüyor ki yenilmedik diyor. İki, işte Polonya, Letonya ya da başka bir yerle ilgilenmiyoruz. İşte oraları işgal edeceğimiz, oralara gireceğimiz falan gibi bir takım teoriler üretiliyor. Hayır böyle bir niyetimiz yok. Neden bunu yapalım? Bu sadece tehdit tellallığı demiş ki ben de burada birkaç haftadır Avrupa'da sadece bir noktadan değil pek çok noktadan Savunma Bakanlığı nezdinde, Savunma Bakanlığı raporları veya Savunma Bakanlığı yetkililerinin, yetkililerinin Almanyası, İngiltere'si ve diğer ülkeleri, yetkililerinin Fransa, yetkililerinin açıklamalarına dayanarak bir takım bilgiler paylaşmıştım. Ee, orada Putin'in Avrupa'yı işgal planı yaptığı veya bir biçimde doğudan girecek falan şekilde e, bir plan yaptı ve buna karşı silahlanmamız lazım, ordumuzu takip etmemiz lazım falan gibi endişelerin dile getirildiği şeylerdi. Gerçek bunlar komplo teorisi veya üretilmiş rivayet, tevatür bilgiler değil. Bunları yalanlıyor bir yönüyle Putin. Dolayısıyla bu açıklamasını çok önemli, e, önemsiyorum. İnşallah diyorum keşke yani e, böyle bir şey olmasa. Polonya, Letonya ya da başka hiçbir yerle ilgilenmiyoruz. Neden bunu yapalım? Bize girmedikleri sürece, bizi işgal etmedikleri sürece, bize saldırmadıkları sürece biz de bunlara saldırmayız diyor. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Oradan Amerika'ya geçelim. Joe Biden çok ciddi artık zihni melekelerinde problem var. Net yani bunu izlediğiniz videolarda görebiliyorsunuz. Ee, özellikle bir bir buçuk yıldır düşüş var. Yani başkan seçildiği dönemde böyle değildi. Yani başkan seçildiği dönemde böyle bir gaf yoktu ya da işte hareket motor kabiliyetleri falan ne derseniz orada bir problem ya da orada bir sıkıntı görülmüyordu, gözlenmiyordu. Ama son bir bir bir, bir, bir buçuk yıldır bu gözlenmeye başlandı. Kişi e, ağırlıklı olarak yani genel geçer söylüyorum elbette istisnaları vardır. 80 yaşından sonra düşer. E, Genetiği güçlüyse ya da ne bileyim kendine iyi bakmışsa belki bunu 83'e 85'e çıkarabilir ama bir noktadan sonra özellikle bu devirde 80-85 yaşlarında hani kaliteli bir yaşam sürebilirsiniz ama bir ülke yönetmek bu kadar kritik bir e, dünya politiğinden geçilir, e, geçilirken aktif olmanız gerekiyor, çokça seyahat etmeniz gerekiyor, çokça görüşme yapmanız gerekiyor, zihninizin berrak, açık, e, pratik olması gerekiyor, beden olarak da yani gerçekten buna... Ee, hazırlıklı olmanız gerekiyor zinde olmanız gerekiyor filan yani genç olmanız gerekiyor 40-50'li yaşlardaki liderlerin popüler olmasının bir nedeni de bu Amerika'da son olan şey e, şu yani çokça gafları var geriye doğru bakarsınız son olan şey çok ilginç e, hafızasıyla ilgili tartışmalar devam ederken özel yetkili savcı e, Robert Hoare raporu nedeniyle bir tartışma var e, 2017 yılında şimdi iddia şu 2017 yılında Joe Biden başkan yardımcılığı görevinden ayrılırken teslim etmesi gereken bir takım gizli devlet belgelerini teslim etmemiş. Şimdi bundan yargılanıyor Trump. Bir takım belgeleri kutu kutu evine götürdü diye. Bu ne yaman çelişki diyebilirsiniz. Niçin Biden'ın da yargılanması lazım bu konuda falan diyebilirsiniz. İşte o konuda bir soruşturma yürüyor. Fakat Robert Hur özel yetkili savcı ben diyor bu konuda Biden'ı suçlamayacağım bir takım başkan yardımcısıyken, Obama'nın yardımcısıyken, bir takım devlet evrakını evine götürdüğü için suçlamayacağım. Çünkü hafızası zayıf, yaşlı bir adam. Hatırlamıyor, götürdüğünü hatırlamıyor, hangi sene olduğunu hatırlamıyor, götürdüğü belgelerin gizliliği konusunda veya içeriği konusunda bir bir malumat sahibi değil filan. Yani e, acayip. Ayrıca devamla da e, oğlunun ne zaman öldüğü gibi soruların Biden'ın vefat eden oğlu B.O. Ne zaman öldüğü gibi soruların yanıtını dahi hatırlayamıyor falan deyince Biden çıktı ekrana dedi ki hafızam yerinde oğlumun ne demek e, ölüm tarihini hatırlamayacağım böyle şey olabilir mi filan diye şey yaptı nasıl, bu ne cüret dedi Robert Hura bunu ortaya atmaya nasıl cesaret eder kimse oğlumun ne zaman vefat ettiğini hazır, hatırlatmasına ihtiyacım yok kimsenin filan gibi yürüdü bir acayip bir hal Amerika'da da bu durum. O arada devamla Amerika'da yine başkan seçimlerin başkanlık seçimlerine gidilirken Kasım'da Donald Trump'ın bir takım eyaletlerde oy pusulasında aday olarak yer alamayacağına hükmetmişti yerel mahkemeler. Bu konu yüksek mahkemede değerlendirilecek. Yüksek mahkemede Donald Trump'ın daha, son görev döneminde atadığı üç ile birlikte cumhuriyetçi kanat ağırlıklı ve mahkemenin e, ilk duruşmasında yüksek mahkemenin ilk duruşmasında e, konuların yani bu, bu konunun Trump'ın lehine sonuçlandığı ve adaylığın mahkemece engellenmeyeceği gibi bir yorumlar öne çıkmış. Kasım'daki seçime katılıp katılamayacağı kararı e, İşte orada da adalet e, bir şekilde böyle bakıyor duruma. Eğer yüksek mahkeme seçimlere katılabilir derse Trump'la ilgili Trump yargılandığı tüm davalardan yargılanmaya devam etse de hükümle giyse Amerikan başkanı adayı olabilecek ve büyük ihtimalle şu koşullarda seçiliyor, görünüyor. Böyleyken böyle diyor ve bir haftayı daha kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.